Değerli konuklarımız, böyle güzel buluşmalarda, meydanlarda özellikle buluşunca bir slogan duyuyoruz. Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu. Bugün sadece gençlerin değil, çocukların, mini mini yavruların da umudu olarak aramızda bayanlar baylar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Bir anne olarak çocuğun eğitimini ve kreşin önemini çok güzel anlattınız. Benim yapacağım katkı şu: bir toplumu, bir aileyi, bir kitleyi, bir grubu yücelten temel faktör eğitim. Bir toplum eğitimli olduğu süre içinde başarılı olur, büyük başarılara imza atar. Sadece okuma yazma açısından değil, kültürel hayattan tutun, sosyolojik hayatın bütün aşamalarında başarılı olur. Eğitimin başarısının öznesi öğretmen. O nedenle öğretmenle öğrenciyi buluşturmak aslında bir anlamda Ferhat ile Şirin'i buluşturmaya benzer. Çocuklar kreşe başlayacaklar. Burada okumayı yazmayı olmasa bile harfleri öğrenecekler. Burada beraber şarkı söylemeyi öğrenecekler. Burada masal anlatmayı öğrenecekler. Burada beraber uyumayı öğrenecekler. Beraber yaramazlık yapmayı öğrenecekler. Parkta oturacaklar, konuşacaklar ve şakalaşacaklar. Burada şiirler, şarkılar öğrenecekler. Çocuk akşam eve gittiği zaman annesine ve babasına o şarkıyı ve o şiiri söyleyecek. Hatta komşuları geldiği zaman annesi çocuğuna, oğlum kızım kalk şu şiiri bir oku bakayım diyecektir. Şu şarkıyı söyle diyecektir. Dolayısıyla eğitim hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ama eğitim konusunda biz iyi bir sınav verdik mi? Biz derken iktidar iyi bir sınav verdi mi? Hayır, iyi bir sınav vermedik. 4+4+4 sistemi geldi Sayın Genel Başkanım. Kalkınma planlarında yok. Milli eğitim şuralarında görüşülmemiş. Bakanlar Kurulu'nda görüşülmemiş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberi yok. 5 milletvekili kanun teklifi veriyor. Hiçbirisi eğitimci değil. Ve biz milyonlarca çocuğumuzu denek olarak kullandık. Sonra hatalı olduğunu fark ettik. Onu dönüştürmeye, eksikliklerini gidermeye çalıştık. Ama bir kuşağı yok ettik. Ve başka temel bir sorunumuz daha var. Bizim evlatlarımız, bu ülkenin evlatları, gencecik pırıl pırıl evlatlarımız acaba yurt dışına gidersem daha iyi yaşar mıyım diye bir arayış içinde. İktidar sahiplerinin bunu düşünmesi lazım. Neden bu evlatlarımız kendi ülkelerinde çalışıp, alın teri döküp, kazanarak, istedikleri gibi tweet atarak, özgürlük içinde Türkiye'de yaşamıyorlar da veya yaşatamıyoruz da neden yurt dışına gitmeyi istiyorlar? Bunun üzerinde de iktidar sahiplerinin durduğunu düşünmüyorum. Ama şundan eminim. Sayın Genel Başkanım da ifade etti. 13. Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı seçtikten ve o koltuğa oturduktan sonra 6 ay içinde Türkiye'nin bütün çarkları dönecek. 6 ay içinde bu ülkeye özgürlük gelecek. 6 ay içinde bu ülkeye huzur gelecek. 6 ay bu ülkede hep beraber şöyle düşüneceğiz. Ya bir kabustan mı uyandık diyeceğiz. Evet, bir kabustan uyanacak Türkiye. Birbirimize farklı gözlerle bakmayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin inancını sorgulamayacağız. Bakacağız onun çocuğu kreşe gidiyor mu, gitmiyor mu? Böyle bir imkanı var mı, yok mu? Yoksa onu yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hatırlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek kreşi bile yokmuş. Bir tek kreşi bile. 16 milyonluk bir kenti yönetiyorsunuz. 16 milyonluk. Bir kreşiniz bile yok. Ama hedef koydu Sayın Başkanımız, kreş sayısını 150'ye çıkaracağız. Bugün 30'unun temelini atıyoruz. Katkıda bulunan çok sayıda iş dünyasının saygıdeğer insanları varsa onlara da buradan gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir duvarı yapmak için
tuğlayı tuğla üstüne koymaya benzer. Dolayısıyla ne kadar çok kreşimiz olursa fırsat eşitliğini o kadar iyi yakalayabiliriz. Ne kadar çok kreşimiz olursa çocuk evden anne huzur içinde çocuğunu getirip kreşe teslim edecektir. Beslenmesi olacaktır, öğretmeni olacaktır, şarkısı olacaktır, türküsü olacaktır. Anne huzur içinde sokağa çıkabilecektir, taziyeye gidebilecektir, düğüne gidebilecektir, komşuya gezmeye gidecektir. Dolayısıyla ve şunu asla düşünmeyecektir. Acaba çocuğum rahat mı diye. O da bilecek ki çocuğumu kreşe bıraktığım andan itibaren ben çok rahatım. Çocuğumun karnı doyuyor. Öğretmenler öğle saatlerinde uyutuyor. Uyandıktan sonra arkadaşlarıyla oturuyor, konuşuyor, geziyor, eğleniyor diye. Böyle bir avantajı sağlayacaksınız. Bu avantajı sağlayan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bir şey söyledim sayın genel başkanım. Pozitif ayrımcılığı düşük gerili olan bölgelerden başlayacaksınız diye. Bu törenin, bu temel atma töreninin özellikle Bağcılar'da olması benim açımdan da sanıyorum sayın genel başkanımız açısından da son derece değerlidir. Burada kişi başına gelirin düşük olduğunu biliyoruz. Yeşil alanın çok az olduğunu biliyoruz. Ama burada kreş açmak, buradaki anneleri en azından rahatlatmak, bir aşamada olsa rahatmak çok ama çok değerli. Bu açıdan yürekten kutluyorum. Efendim hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Sayın Genel Başkan.